Elimizde 0,17 şeklinde yazılmış bir sayı var. Bu sayıyı nasıl okuyabilirim? Yani evet bir şekilde okudum. 0,17 dedim ama sizden bu sayıyı başka şekillerde nasıl ifade edebileceğinizi düşünmenizi istiyorum. Özellikle de onda birlikler, yüzde birlikler ve diğer basamak değerlerini belirtmek istediğimiz durumlarda. Her zaman olduğu gibi önce videoyu durdurun ve biraz düşünün. Az önce de söylediğim gibi bu sayıyı okumanın birkaç farklı yolu var. Bunlardan biri az önce dediğim gibi 0,17 demek. Diğeri de sayıyı basamak değerlerini düşünerek isimlendirmek. Yani onda birler basamağında 1, bir, yüzde birler basamağında da 7 olduğu için 1 bir onda birlik ve 7 yüzde birlik olarak da okuyabilirim. Evet, 1 bir onda birlik ve 7 yüzde birlik. Gördünüz mü? Aynı sayıyı başka bir şekilde okudum. Aslında aynı yöntemle tüm sayıyı yüzde birlik olarak düşünüp bu şekilde de okuyabiliriz. Bir onda birlikte kaç tane yüzde birlik bulunur? 10 tane yüzde birlik. Yani bir tane onda birlikle 10 on tane yüzde birlik aynı şey olduğuna göre bir tane onda birlik yerine on 10 yüzde birlik yazıp buna bir de 7 yüzde birliği ekleyebiliriz. Bu arada sayıları bu şekilde yazan birileri olduğunu hiç zannetmiyorum ama burada önemli olan basamak değerlerini daha iyi anlayabilmek. 10 yüzde birlik ve 7 yüzde birlik. Şimdi isterseniz bunları toplayalım çünkü sonuçta ikisi de yüzde birlik. 10 yüzde birlik artı 7 yüzde birlik kaç eder? 17 yüzde birlik. Bu sayıyı 1 onda birlik ve 7 yüzde birlik yerine 17 yüzde birlik olarak okumanın mantığına gelince de yapmanız gereken tek şey yüzde birlikleri saymak. Bir 1 yüzde birlik, 2 yüzde birlik, aradakileri atlayıp direkt 9 yüzde birliğe geliyorum. Ve şimdi sıradaki sayıyı yani 10 yüzde birliği nasıl söyleyebilirim? 10 yüzde birliği aslında şöyle yazayım. 10 yüzde birlik 1 onda birliğe eşittir. 9 yüzde birlikten sonra da 10 yüzde birlik gelir, öyle değil mi? 10 yüzde birliğin 1 bir onda birliğe eşit olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Aslında bu, 10 birliğin de 10 ile eşit olmasıyla aynı şey. Umarım kafanız karışmamıştır. Şimdi saymaya devam edelim. 10 yüzde birlik, 11 yüzde birlik, 12 yüzde birlik, 13 yüzde birlik, 14 yüzde birlik, 15 yüzde birlik, 16 yüzde birlik ve 17 yüzde birlik. Umarım böylece bu sayıyı 0,17 dışında neden ve nasıl 1 onda birlik ve 7 yüzde birlik ya da 17 yüzde birlik şeklinde de okuyabileceğimizi anlamışsınızdır. Hadi şimdi birkaç alıştırma daha yapalım mı? Bu sefer size sayının okunuşunu vereceğim ve sayıyı bulacağız. Yani Az önceki alıştırmanın tersini yapacağız. Evet burada 4 onluk ve 3 yüzde birlik yazıyor. Peki hadi 4 onlukla başlayalım. Ya da önce sayının basamaklarını çizelim. Bu onlar basamağı, burası birler basamağı. Sonra ondalık işareti yani virgül gelecek. Sonra da onda birler basamağı ve ardından da yüzde birler basamağı gelecek. Şimdi burada 4 tane onluk varmış. Dikkat edin, onda birlik değil. Dört onluk, sıfır tane birlik. Onda birlik de yok ve son olarak üç yüzde birlik. Evet, üç yüzde birliği de üçü yüzde birler basamağına koyarak gösterebiliriz. Dört onluk, kırkla aynı şeydir. Üç yüzde birlik de virgülden sonraki ikinci basamağa gelen üçle gösterilir ve sayımız kırk virgül sıfır üçmüş. Hadi bir tane daha yapalım. 24 yüzde birlik. Evet, 24 tane yüzde birlik. Birinci alıştırmadaki mantığı kullanırsak, bu sayıyı şöyle bulabiliriz. Bakın, bu 9 yüzde birlikti. 1 yüzde birlik daha eklediğimizde ise 10 yüzde birlik elde ediyoruz. Buna göre eğer 24 yüzde birlik yazmak istiyorsak, 0,24 yazmamız yeterli olur. Şu an bir saniye, bu iki onluk ve dört yüzde birliğe de benziyor diyorsanız, haklısınız. Bu sayıyı iki onda birlik ve dört yüzde birlik olarak da yazabilirim. Evet, iki onda birlik ve dört yüzde birlik. Bir onda birlik, on yüzde birliğe eşitti, öyle değil mi? O zaman, iki onda birlikle yirmi yüzde birlik aynı şeydir ve yirmi yüzde birlik ve dört yüzde birlik de 24 yüzde birlik eder. Evet, umarım yeterince açıklayıcı olmuştur.